12 Eylül askeri darbesinin ardından 18 Eylül 1980 akşamı Mor Sümbül ailesinin Bingöl'deki evi Yüzbaşı Durmuş Coşkun Kıvrak komutasındaki asker ve polisler tarafından basıldı. Bingöl Lisesi'nde öğrenci olan çocukları Hüseyin gözaltına alınarak Bingöl Alay Komutanlığı'na götürüldü. Ertesi gün Hüseyin eve dönmeyince anne Fatma Mor Sümbül Alay Komutanlığı'na gitti. Kendisine oğlum burada ama görüşemezsin denildi. Bunun üzerine Fatma Mor Sümbül oğluna verilmek üzere yanında getirdiği yiyecekleri görevlilere teslim etti. Aile bir sonraki gün tekrar Hüseyin'e yiyecek götürdü ancak bu sefer bizde yok cevabı verildi. Aile arayışına devam edince Hüseyin'in yüksek güvenlik önlemleriyle korunan alaydan kaçtığı söylendi. Hüseyin'den bir daha haber alınamadı. Oğullarını arayan ailenin evleri tekrar asker ve polisler tarafından basıldı. Bu sefer baba Hanefi Mor Sümbül gözaltına alındı ve ağır işkencelere maruz kaldı. Fatma ve Hanefi Mor Sümbül askeri savcılığa giderek sorumlular hakkında şikayette bulundular. Fakat Hüseyin'in kaybedilmesiyle ilgili hiçbir işlem yapılmadı. Oğlunu aramayı sürdüren Hanefi ve Fatma Mor Sümbül ağır baskılarla karşı karşıya kaldı. Olaydan 4 yıl sonra bir kişi aileyi telefonla aradı. Bu kişi Hüseyin'in alayda gözaltında tutulduğu sırada asker olduğunu ve vicdan azabı çektiğini belirterek oğlunuzu işkencede öldürüp bir battaniye içinde alaydan çıkararak Murat çayına attılar dedi. Fatma Mor Sümbül 1995 yılında Cumartesi annelerini televizyonda gördü. Elinde Hüseyin'in fotoğrafı ile Galatasaray'a geldi ve ölünceye dek Cumartesi annelerinin bir parçası oldu. Aile İnsan Hakları Derneği avukatları aracılığıyla yeniden girişimlerde bulundu. Bu girişimler sonucunda Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı 2011 yılında yeni bir soruşturma başlattı. Hüseyin Mor Sümbül'ün gözaltında kaybedildiği dönemde alayda görevli olan 9 personelin isimleri, adresleri ve irtibat bilgileri savcılığa ulaştı. Soruşturma kapsamında dönemin Bingöl İl Merkez Jandarma Bölük Komutanı Durmuş Coşkun Kıvrak, savcıya verdiği ifadesinde olay tarihinde izinli olduğunu ve izin dönüşü masasında isimsiz bir ihbar mektubu bulduğunu söyledi. Bu mektupta Hüseyin Mor Sümbül'ün gözaltında az subaylarca dövülerek öldürüldüğü, ardından alay komutanı Beşir Akın ve astsubaylar tarafından bir arabaya konularak götürüldüğü yazıyordu dedi. Ancak Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirmek yerine olayın üzerinden uzun zaman geçtiği için yeterli delil elde edilemeyeceği gerekçesiyle ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Birlikte defalarca gözaltına alındık ve vazgeçmemeyi, kayıplarımızı aramayı biz Fatma annemizden öğrendik. Abimin akıbetini istiyorum, adalet istiyorum. Annemin bıraktığı yerde biz devam edeceğiz. Fatma Mor Sümbül için. Hüseyin Mor Sümbül için. Fatma Mor Sümbül için. Kayıplar için adalet, adalet, adalet.